İşte burası. Kafe Arjantin. Burası bizim Melisa'yla. Melisa'yla ne? İlk tatlı yediğiniz yer falan mı? İlk öpüştüğümüz yer. Detaya gerek yok Savaş. Hadi. Ne arayacağız ki burada? Acaba garsona falan mı sorsak? İnan bilmiyorum. Maşallah her yer flört belgeleriyle dolu. Baksana fotoğrafları. Belki sadece tesadüftü. Bana veda etmek için böyle bir şey yaptı. Başka bir anlamı yoktu. Ya kızlar öyle karmaşık işlerle boşu boşuna uğraşmazlar. Mutlaka bir sebebi vardır. Erkek gözüyle bakma olaya. Ne gözüyle bakayım? Bu siz değil misiniz? Baksana. Pek bir tatlı çıkmışsınız sevgilinle. Unutmuşum bu fotoğrafı. İlk öpücük sonrası anı falan mı bu? Ne yapıyorsun ya sen? Bırak hadi yerine onu. Bir saniye. Şimdiden kusura bakmayın. Nazlı sen ne yapıyorsun? Delirdin mi? Demiştim ben sana. Ali'ciğim, iyi olacak bak. Bir şey yok. Hı hı. Anlıyorum. Seni yalnız bırakmamalıydım ben. Ya kendini böyle suçlama ama. Görüşürüz. Profesör Doktor Akın Topuz'la görüştüm. Buraya geliyor. Gerekirse tetkikleri kendisi yeniden yapacak. Adli duruma karşı da emniyet müdürlüğünü aratıyorum. MOBES'e kayıtlar incelensin. Ay Rana abla, ifadesini alırlar mı dersin? Onu hallederiz. Sevilay eve çıktıktan sonra eve gelip ifadesini alırlar. İfadesi alınacak biri varsa seninle aynı evde yaşıyor. Bizim adresi ver. Ali, yeter artık. Bu saçmalığı burada noktalayalım. Böyle zamanlarda aile gibi davranmamız gerekir. Düşman gibi değil. Aile? Aile benim için ne biliyor musun? Dört harfli bir kelime. Ali'ciğim, annen gayet iyi. Ona odaklanmaya çalış lütfen. Artık sakinleş. Haluk, biz bir konuşalım istersen.
Ben de bir kahve alayım. Geçmiş olsun Ali'cim. Ona biraz zaman ver lütfen. Neden? Üzerine gitme lütfen. Bunu ablan olarak rica ediyorum senden. Durumu nasıl? İyi. Nasıl olmuş? Birileri evine girmiş sanırım. Polis şimdi inceleme yapıyor evde. Yardıma ihtiyaç var mı? Her şeyi ben hallediyorum. Bence siz gidin Haluk. Ali'yi daha fazla provoke etmeyelim. Annen iyileşecek, merak etme. İlgileniyormuş gibi yapmak zorunda değilsiniz. Ali'cim, ben babanla evlendim. Seninle aynı evde yaşıyoruz. O da senin annen. Gayet de ilgileniyorum. Özellikle senin üzülüyor olmanla daha çok ilgileniyorum. Siz iyi birisiniz. Bunun farkındayım. Aşağıdaki tavrım size değildi. Hiçbir şeyin farkında değilsiniz. Size acıyorum. Bu ne demek şimdi Ali? Evet, çok talihsiz bir olay yaşandı. Bunun sebebi nasıl Haluk olabilir ki? Ben sebebi dedim mi? O yaptı diyorum. Ali'cim, ne demek istiyorsun? Açık konuşur musun benimle? Annemi babam dövdü. Biliyorsun değil mi? İnan, her saniyesine değdi Haluk. Ondan uzak durun. Bir dakika. Ali, yeter. Yarın annem uyanacak. Soracağız bakalım ne olmuş, ne bitmiş. Her
her şeyi anlatacak. Her şeyi. Sor tabii oğlum. Sor. Polisler de soracak. Gerçekler aydınlanacak. Bir ortaya çıkacak sen. Hiç kendini üzme. Oğlum benim. Üzülme. Geçmiş olsun. Hadi.